Şunu alsaydın böyle olurdu. Bunu yapsaydın böyle olurdu diye buraya gitseydin, buraya gelseydin. İnsanlar bazı, yani çoğu insan hayatını hayıflanarak geçirir. Hayıflanmanın hiçbir faydası yok. Üzüntüden başka bir şey yok. Yapmadın, olmadı. Hayıflanmakla geri gelmez. Hayıflanacak şey varsa, o da kötülük yapsan, günah işlemişsen, o vakit hayıflanırsın, tövbe edersin, faydası olur. O yaptıklarını Allah affeder. Ama dünya için, dünya malı için hayıflandıkça üzüntün çoğalır, derdin çoğalır. Bazı insanlar, zayıf olanlar hasta, yani hastalanır da, vücuduna da o sıkıntıdan, darlıktan hastalık da gelir. Onun üstüne o da gelmiş olur. Hem dünyada fırsatlar kaçırmış, üstüne o fırsatlar gitti diye bir de sıhhatı da gider. Dünya için hayıflanmaya gerek yok, geçti artık. Ama hayıflanacaksak dediğimiz gibi, günah, yaptığımız günahlara, kötülüklere hayıflanır. Allah'tan tövbe diler, Allah hepsini siler, sevaba çevirir. Yani Allah'ın lütfu keremi, insanı oğlu için rahmeti daima açıktır. Affı daima vardır. Onun için hani hayıflanacaksak da kötülük yaptığımız için devamlı ona pişmanlık edip tövbe etmemiz lazım. Allah affeder, Allah affetsin hepimizi inşallah. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِيقَ الْفَاتِحَةِ